Evet, şimdi ne diyorduk abi? Rıktım dedi. Herkes bu teknelerde birbirine ne diyordu? Bir şey söylüyordu Umut. The guild struggles with treachery. Everyone messes about with everyone messes about in boats. Ne demek acaba? İşte İhanet. gemiler. Gemilerde talim var o zaman. Konumuz bu Talim yani. var gibi. Peki gemiler. Konu. With Gashford dispatched, Lightfinger believed his troubles were behind Tam hallettik her şeyi sanıyordum ki. Simple honest work of a humble thief diyor. Ben sen kendi halinde bir hırsızlık yapmaya devam edecektim. Bütün bu kavgayı mavgayı ben istemiyordum aslında. Emma birilerini konuşurken gördü. One of the voices belonged to Franny the Filcher kim? A dangerous thief who held a grudge against Lightfinger. Bu herif bize Emma'yı getiren bizim sağ kolumuz gibi olan adamdı. O muydu o? Emma stifled her gasp, but not quickly enough. Gördüler Emma'yı kaç kızım? She fled to Emma kaç? Delivered the news. They found Hyde's bunk empty and his room cleaned out. Hyde kim? But this would not be the last. Hyde bu adam işte. Ha, diğeri kim? Onu bilmiyoruz. Dangerous thief. Diğeri hatunun teki. Tamam. Göreceğiz. O zaman Emma'yı bize getiren herif. Ondan sonra bu herifle biz bunu oynadık mı bu söylediğin senaryoyu? Emma'nın ilk geldiği bölümde şeyde gösteriyordu bu adamı. Candır, ciğerdir, bak sana da Emma'yı getirdi falan diye. Kankaydı, mankaydı. Sonra adamla aramız bozuldu bizim. Hayır, şu an aramız bozulmadı. Aramız. Doğru doğru. Bu bizim kankaydı, Emma'yı getirdi. Meğer hainmiş oğlum. Aynen öyle. Gemilerde Göçevi. Hain var. Tamam, bölümün adı da çıkmış oluyor böyle. Talim yokmuş abi. Gemilerde hain varmış. Ben orayı göreceğim, hangi gemiler. Emma koştu geldi, bu herif pisliğin tekidir dedi. Birazcık diyor temiz deniz havası al. Rıhtıma git. Geminin kargosunu incele. Orada da bu kadının Franny'nin rıhtım sıçanları adlı çetesine dikkat et. Sabotörler görüyorum abi. Burada bana bir tüyo veriyor oyun. Bu kadın sabotörcü. Peki. Girip kafamıza bomba yiyeceğiz belli ki. Emma oynuyor. Ha, Emma oynuyor. Geminin kargosuna bakacağız. Bir yandan da rıhtım sıçanları var Umut'cum. Play. Kilik. Aa, gemi geldi. Pumble Skook. His Majesty's Ship Pumble Skook diye bir gemi geldi. Peki Franny zaten şeymiş. Başmuhandızmış bu. McBoy. Hayatı boyunca bombacılık yapmış. Tehlikelidir, sinsidir. Her şeyi görür. Sabotörleri ve trapleri sever. Peki. Scout ederken falan ne demek bu şimdi? Yani eviction yapmak tehlikeli. Onun dışında ne demek olabilir sabotör? Başka bir şey. Yani sabotör sever diyor. Bir gemi var. Belli ki gemiye bomba koymacalı bir şeyler yaşayacağız. Evet, evet. Gemiye gireceğiz. Gemide bomba var. Gemilerde hain var. Gemilerde hain var. Gemideki bombayı tespit etmeye o zaman önce biz de sabotör yollayacağız. O tuzağa düşecek. Falan öyle şeyler olacak herhalde. Gemi yük bakacağız. Boşaltıyor. Yani gemi şey spoil etmeyeyim. Tabii etme. Gemi yük, ben ne anladığımı şey yapıyorum. Gemi yük boşaltıyor. Kargosuna bak. Bir round boyunca gemiyi tut. Bu sayede bir victim. 5 kere bir round boyunca gemi sende kalsın diyor. Yani gemiyi elde tutmaya çalıştığımız bir oyun bu. Peki. Selamünaleyküm. Bottom rank, fittive hands, executioner's thumb. Bir yerler gemide burada. Onun yeri burası. Frenin'in yeri burası. Hı-hı. Bir de hain var. Unutma. Bizim olayımız gemiye... Gemiye gidip bir an durmaya çalışmak gemide. Yani evet, ölçün diye koyup bir an tutmak. Gemi bize victory point üretecek ama başka victory point'ler de var. Açık aslında. Evet. Diğerlerden gelirse gelir diyor. Şey, bu bir ihanet meselesi var. O bu senaryoda mı yoksa ileride mi olacak onu bilmiyoruz tabii ama. Yok abi, ihanet oldu işte. Şey, Hyde çıktı ya. İşte Hyde daha şeyi demek istiyorum. Hyde burada karşımıza çıkabilir, çıkmayabilir, onu bilmiyoruz henüz. He. Abi ihanet, tuzak, pusu, sinsi, pis işler. Devamlı beklenmedik şeyler olacak. Haberiniz olsun. Kızım, maalesef her zamanki gibi bir çocuk alıp bottom rank'a koyarak başlıyoruz. Çünkü oyunun
başlanmışı var. Bu kötü ya gerçekten. Evet, bu kısmı birazcık olabilirmiş. Hep aynı şeyi yapmak. Hani bilmiyorum biz mi oyunu yanlış anlıyoruz ama bunu yapmamak o kadar pahalı ki bunu yapmamak. Yok, öyle bir dünya yok mu? Evet. Onu yapıyorsun ha. Yani hani burada bu çıktı diye gengle başlamak falan bütün bunlar anlamsız yani. Hani sonuçta bir şekilde olması lazım. Peki bundan sonra da geziyoruz. Nereye geziyoruz? Ne yapacağım bir dahaki round? Etrafta abi gemiye doğru yol açarken bir yandan da ekonomi kuracağız. Bence olay bu. Bence de şu üç bölge önemli olacak. O yüzden şu anda ben yol açacağım. En makulü o yani. Dur abi dur. Aman diyeyim. Abi bahsedelim, orada turned ankle'ı unlock etme şansın varken yapmamak olabilir. Ha, sen bu tür zaten şeyi kullandın. Ama hala öyle bence. Burgle bence. Peki. %33. Önümüzü görelim. Estate. Ben estate'den anlarım. Yalı olacak tabi abi. Estate bilen bir insan. Burası Emirgen olsun. Burası da şey olsun işte. Sarıyer rıhtımı. Sarıyer'de de rıhtım var şimdi. Burkuk Black isimli estate hayranım gerçekten. Burkuk bileğini burkmuş işte. Aa Allah Allah. Burada da sincap heykeli mi var nedir? Burada galiba sincap heykeli var. İsimler çok iyi değil mi o gerçekten? North Shivers evet Burkuk The Graves. Burkuk bilek, itin götü i̇tin falan. İtin götü böyle yerler. Bence. Evet evet. Yani bir severek yapılmış. Belli ki oyun severek yapılmış. Şimdi abi estate önemli. Bir. Estate'le başladık. Go. Estate eğitim gibi bir şey değil mi? Tabii. Estate şart. Benim için. Benim gözümde. Yani her hırsız böyle değildir Umut'cum. Ben Assassination Contact. Oh biri gitti oradan. Millstone Infiltrated. 4 canlı Assassination Contact çıktı. 4 can çok. Estate'e giremiyorum değil mi? Adam var. Estate'in önünde adam var. Öbür tarafını unlock edersen girersin öbür tarafından. Valla bir adam da burada var. Gang'in zamanı herhalde ya. Gang dövmeye... Yok hayır şey diyorum. Anladım. Nedini anladım. Yani o adamdan buradan... bahsediyorum ben zaten. Şuradan gelip burayı scout ederim ama orada da adam çıkacağı için. Sonuçta gang lazım bana. Yani iki target'ın olması gang'e şey yapıyor evet. Makul hale getiriyor. Nispeten ben... makul hale getiriyor. Bu bölümde ne kadar gangliyiz bilmiyorum. Ama yani evet ikisi 3 gold kendini ödüyor dediğin anda zaten makul oluyor. Yani bu round gang alıp bunu döveceğim. Bir dahaki round Master Scout. Neydi o şeyin adı? Master Scout mu? Scout'muş henüz. Scout alıp. Evet. Bu o şekilde gideceğim yani. Makul bence. Görelim burayı abi. Normalde hani direkt dibimizde çıkmasa burada da bir tane şey çıkmasaydı estate. Ya bu arada estate'in önündeki adamı dövmek de her zaman çok doğru değil. Çünkü karşı tarafa gol pası veriyorsun. Dövüp soymam lazım. Buraya gelmesi ayrıca. Zor. Dövüp soyacağım diye düşünüyorum. Artı bir gold per kill aldım. Abi burada gold olabilir herhalde ama yine düşünülürdü. Çünkü şu an şey değil ya olay. Hani para oyunu kesin kazandırmıyor ya bize. Abi ben Pumple Skook'a çocuk koyacağım değil mi sonuçta? Evet. Ve bir tur tutunca bir victory point verdi. Tamam. İşte orası bizim kavgamız onun civarında olacak. Evet oraya sabotör gerekecek. Oraya çocuk gerekecek. Evet. Bunlar hep para. Ben yine para hani yani. Gang'den çok para galiba doğru söylüyorsun. Bakalım göreceğiz. Ya bilmiyorum öyle mi diye mi düşünüyorum yani gang'e damage vermek makul olabilirdi. Sırf diğer bir iki tane daha victory point'i yakalayıp arada gemiden de 3-4 tane alıp oyunu kazanmak için. Anlamadım ne dediğini. Birazcık rush böyle değişik bir oyun tipi var bunun. Ha şey geldi oraya zaten. Art geldi. Sanattan art anlarım. Geldi. Sanattan anlarım. Her şartta o gold'u almak için gengi oraya sokacağım zaten. Okey. Gelmiş... Ama yani şu an şart değilsin gengi oraya sokmaya. Yukarıyı açıp oraya da girebilirsin. The Graves ile evet, Bumble evet, evet. Arasını aç. Bence de şu anda onu yapacağım. Burayı bir aç abi. Çünkü biz o tarafları açıp görmek istiyoruz. Hani gemiye de kesinlikle. Bir an önce gitmek istiyoruz ama zaten yolumuz bloklu gemide. Abi bu bloklu olduğu için ben şimdi bir action daha alacağım. Bir yerleri soyacağım şu anda.
Artık damage alıyorum şu anda ben artık. Bir damage'a basılır şu an. Bence ne olur ne olmaz. Benim adamın binek... gengi falan da bu civarlarda olacak çünkü hatırlatırım. Buraya geldim. Dur abi oraya değil. Niye abi? Ha çaprazdan görüyordun. Sol alt köşeyi açmak yerine bumble'ın altını açabilirdin o içine. Burayı alınca burayı görüyor muydu? Abi oradan gelirken ya yolu bit iki kareyi açıyor. Bulunduğu yere geliyor. Bak, oyunu, ya sağa ya sola açıyor. Oyunu bitireceğiz ve ben bunu kabul etmiş olmayacağım yani. Benim biliyorsun. İzleyenler de biliyor. Yani bir şey aklıma yatmadıysa campaign biter o şey benim aklıma yatmaz. Yani ve kabul etmem. Ona göre de oynamam. Sonra da oyunun suçu olur. E bu da Monsieur'ün geleneğidir zaten. Olmamış yani bu. Ben anlamıyorum değil. Ben kabul etmiyorum değil. Olmamış yani. Olmamış. Ekstra bir şey değil mi? Scout alıyorum. Evet, scout'a basalım. Olmamış abi. Ve burayı artık doyuyor. Graves'i aç abi, Graves'i aman. Öyle mi diyorsun? Niye? Ya Graves'i ya alttaki yeri. Alttaki yer daha iyi aslında. %33. Alttaki yer kim oğlum? Yani işte bu Mr. Bumble'ın altında kaldığı için adını okuyamıyorum. Ha burayı diyorsun. Bunu açtım abi ben. Aç bakalım. Ne bu be? Bayağı genç anlamsız dolar. Kötü çıktı. Ne, abi nasıl, değil ha. Nasıl değerlendiririz? Gemiye gelmeyi engelleriz. Aynen, gemiyi bloklamak çok value. Bir de abi bunlar random değil diyorsun. Belli ki buraya bunu koymuş. Yok. Demek ki biz abi, gemiyi bloklayacağız. Bunlar her oyunda random mı? Evet. O zaman... Abi, bir şey Fog of War içinde başlıyorsa random. O zaman random şu anda... Random olmayanlar açık başlıyor zaten. Art çalmak ne işe yarıyordu? Ruhun gıdası olması dışında. İki şey bir gold veriyor. İki lantern bir gold veriyor art. İki lantern bir gold. Ha. Yani lanterni oradan da çıkartacağız biraz. Peki. Çıkarabiliriz eğer oraya lantern yatırırsak. Yani değmez hala. O bir estate için... Yani bence estate, hala değmez. İkinciyi bulmaya bakıyor. Bir estate için yetmez. Ama Strange Fellows Club önemli olacak. Demek ki biz ganglerle gemiyi tıkacağız. Şuradan ve şuradan işte yani. İki noktadan gemiyi tıkacağız. Ben bu fikri beğendim. Bir roundda ben iki tane gang tag alamam ama taglarım iki round kalıyor koyduğum zaman. Bir de şey gibi düşün abi, hani bu her tur alıp orayı sürekli bloklayacağız kararı vermiyoruz. Hani şu an elimizin altında böyle bir şey olması kötü bir fikir olmayabilir. Yok, tabii, ulan tabii. Tag'a ihtiyacımız var dediğimiz tur için diyoruz. Evet. Ama bunu kolay ve ucuz... Ya yo, öyle düşünme. Bunu sürekli yaparak oradaki çocukları tuttuğumuz anda sabotör gerekmeyen bir round olur mesela. Ama sabotör de iki round kalıyor gerçi. Mesela. Yani işte şimdi, o dengeyi, o ayarı bulabiliriz. Bu bir çocuğu, seçenek elimizde. Şu anda ben çocuğa para yatıramıyorum. Gerek yok yani. Yani evet. Ama Strange Fellows Club'ı açmak lazım. Ucuza tag almak lazım yani. Peki bu kadar benim round'um. Evet bitti. Yani keşke bir yer açabilseydik. Bir artı bir gold falan, bir church falan çıksaydı karşımıza. Bahtsız açıldı aslında bakma. İşte bir mansion, şimdi... bir Strange Fellows en kötü ilk. Ben de onu düşünüyorum. Açılışlar. Bunu nasıl değerlendireceğim diye. Bak girdiler. Adam nasıl çıkaracağız oradan? Eviction'la mı? Evet. Bu adama niye eviction vermedik o zaman? Önce birazcık dövebilmesi gerekiyordu ondan aslında. O zaman şunu döverek başlasın. Peki. Bir de adam bu karızı gelip gelmeyeceğini, gerçi çok yakında oldu. Şurayı bir scout etmek zorundayım ben abi. Yani buraya gelmek zorundayım evet, ben. Evet, orayı scout ediyorsun zaten. Burayı bunu... döveceğiz. Ben mi döveceğim acaba? Abi bunu bıçaklıyorsun, sonra da gemiye eviction yapıyorum evet. Gemiye bakıyoruz önce bir. Yani eviction gerekebilir gemiye. O yüzden burayı ben bıçaklayacağım. Bunu bana bırakın. Eğer bir çocuk gönderdiyse hemen evict ediyoruz. Kendi çocuğumuzu koyuyoruz. Gemiyi scout et. İki ise üzülüyoruz. Bir çocuk hemen eviction. Hemen gangle buraya eviction. Onun gangi gelip bize vuracak, yapacak bir şey yok. Hemen çocuğumuzu gönderelim. Bu diğerlerinden farklı olarak ikili abi gemi. Şu an bir eviction'a basalım abi, evet. Eviction yani öleceğim herhalde de. Yani ölmezsek diye basacağız şu an. Yani evet, bizim ganglerimiz bu oyunda iki çocuk evict edebilir olmalılar.
Genel bir kural olarak. Çünkü gemi iki çocuk alıyor. Evet. Ve ben kendi çocuğumu abi gönderecek miyim? Önerim, bir puan alırım şu anda. Var. Ya iki çocuk basacağız. Başka seçeneğimiz ne ya abi? İki çocuk basacağız. Hodri meydan diyeceğiz adama. Başka seçeneğimiz ne? O da yukarıdan gelip evict etmeye uğraşacak. Başka seçeneğimiz ne abi? Diğer seçeneğimiz bir çocuk koyacağız. He. Ya bununla uğraş diyeceğiz. İki çocuk koymanla bir çocuk koyman arasındaki fark bir iki çocuk point. Koyduğunda tur boyunca kalırsa victor point. Adama şah diyoruz yani. Bir ben diyorum point. Abi şah. Ama gelip ikisini birden evict ederse de nasıl edecek? 5 gold kaybediyorsun. Nasıl edecek? Abi Trant'ı açabilir. Kendi eviction almış Trant'ı olabilir. Trant'ı açamaz. Gengini görmedik. Trant'ı açamaz. Şey yapma, öyle düşünme. Öyle düşünme. Şey değil, her zaman denk değilsin. Benimle. Abi ama bilmiyorum. Bu seninle oynadığımız oyunlarda biraz daha kafa kafaya gidiyor, onu hissediyorum. Demek ki hani zorda iyice zorlaştırmak için ileriye atlatıyorlar olabilir. Yok abi. Yani bilemedim şeyi. Ben deniyorum abi, madem öyle dedim deniyorum. Hadi gönder iki tane içine doğduysa. Çünkü 50-50 birazcık durum şu an. Bu çalışırsa bizi inanılmaz ileriye evet, götürür. Evet, onun derdindeyim. Evict edemezse eğer. Ha şöyle de bir artısı oluyor. Buna şah demenin bizim gengi korumak gibi bir etkisi oluyor. Gelip de kendi gengiyle burayı boşaltırsa biz bir sonraki tur 4 hit point bile olsa adamın gengini dövebilir oluyoruz. Aa para da geliyor. Benim sesim senden geri dönüyor galiba Umut. Dur bakayım abi. Şöyle yapayım. Masterpiece Stolen Strange Fellows'a girdi peki. Var mı ikin? Tamam oraya girdi. Kapının önünde kaldı. Bir kişi kaldı. Tamam gol oldu. Büyük kazandı. 2 hit point tamam abi. Aa 3 hit point oldu. Neyse o da var. Olsun bıçaklayacağız. 3 hit point de olur. Büyük kazandık ya. Bence de abi gol oldu. Ben gidip vuruyorum. Genge level alıyorum. Genge de artı 1 atak al bence. Tamam her şartta önce ben vuracağım. Sevgili genk şuraya neden atak? Let's go. Çünkü iki evictionim var ya. Sanki. İki evictionim var zaten. Tamam. Yani iki evictionim var. İki gold alıyorsun. Bir damage. Tane hata basılır. Çünkü yani bu gank çok kalmayacak zaten. Gold'un. Mutlaka yapacağımız şey zaten bu. Bu arada bir dakika. Evet. Bir de artık şey almamız ona gerekiyor. Ona bas abi. Bir de artık birahaneyi almamız gerekiyor abi galiba. Yok 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 yok. Aman 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 abi. Explosives. Aman ha. O da lazım. O da lazım. O daha Explosives önemli. Oyun kazandırıyor. O daha önemli. Şu an bize. Explosives'i aldım. Koyuyorum adamı koy içeriye. Koy abi eksplozivizi gemiye. Çocuk da yolluyorum gemiye. Çocuk da gönder. Evet gengle yolu, gengle yolu tıkamamıza bile gerek yok galiba ya. Yani böyle gidersek. Tabii şu an gangbang yalan. Kaç para abi şey, bir eksploziv? 3. Ben bir anlıkta kaç para kazanıyorum? 2. Dahasını ben kendim bulurum. Yani biz böyle 5 round duracağız ve olacak o zaman. Yani adam da kendi şeylerini yapacak ama eğer biz her tür adama doğru cevap vermeyi başarırsak bu oyunu kazanıyoruz. Doğru bu cevap nedir abi? İçeriye sabotör, kapıya tag. Yani genel olarak evet. Gangle sağdan soldan bir şeyler avlamaya çalışmak. O niye? Nasıl? Yani hiçbir şey yapmasa abi hala gidip şu şeyi öldürürsek ha. Victor Point kazanacağız. Beşini birden gemiden toplamaya çalışmayalım diyorsun. Yani. Yani evet. Tamam o da olur da. Böyle yapmasak biz 5 round boyunca buraya kapıya taglar, gengler koyup içeriye çocuk sabotör falan. Buna paramız yetmez. Şu anda. Problem o. Yani evet. Şu an öyle bir engine'imiz yok. Abi bizim elimizde bize tur başına bir şey getiren tek yer gemi şu an. Abi bizim işte paradan başka bir şeye ihtiyacımız var mı onu tartmaya çalışıyorum. Benim her round bir sabotör 3 para, bir tag 3 para, 6 para. Benim her round 6 para kazanmam gerekiyor. Bir sabotör 2 round da bir de. Her round 3 para kazanmam gerekiyor. Ben her roundu bir tag bir sabotör var geminin kapısında. Yani şurada bir tag var, içeride bir sabotör var diyebilirsem her abi, round. Abi gemi gidecek bir sonraki tur.
böyle durduğu yerde kazandırmayacak çocuklar. Yeni çocuk getirmen gerekecek. Yeni gemi gelecek. Şunu söylesene bana, tamam ben o tamam diyorum, engine oldu or, tamam. Sürekli yeni çocuk lazım. O zaman normal oyun engine kurun abi. Yoksa saçma, tamam yeni gemi, ne bileyim ben, bir gemi var diyordu yani. Tamam bu gemi gidiyorsa biz abi normal o zaman scout'umuzu yapalım arkadaşlar. Engine'imizi kuralım parayla. Ama para lazım. Bu oyun para oyunu yani. Evet, para öncelikli şu an, evet. Ya genellikle her oyun dolarla kazanılır zaten. Buraya giriyorum. Orada hissettim. Gir bakalım. Kutumda büyük hissettim burada. Estate. Ha. Yine estate bularak. Anlarım. Özgür Bey iyi misiniz? Ya ben anlarım. Sen kabul etmedin bunu ya. Ben buraları buralara layık birisiyim. Bitirsem şu oyunu. Ya bu ne işe yarıyor? Evet. Bir de böyle yan yana buluyorsun ya, böyle kapıları birbirine bakan. Abi işte buralar. Site buluyorsun ya bir daha. Site gerçekten öyle. Girdim. Senin ne olduğunu atalım. Burayı da art açarsa gerçekten oturup düşünelim yani. Artla ne yapabiliriz? Art açarsa basacağız, neyi düşünüyoruz yani? Art. Çok önemli bir şey yoksa ona engel ya. Sanat ne işe yarar diye oturup düşünelim diyorum yani. Nedir? Sanat nedir? Okey, tamam. Sanat ne işe yarar? Gemi pahalıymış. Her gemiye iki çocuk bir sabotör biraz pahalı bir şeymiş. Orası yaldızı çıktı. Papaz geldi. Papaz ölüyor mu? Papazı öldürebiliyorum. Aa, papaz victory point ya. Tabii papazı indirelim buradan. Cargo intercepted. Bu gemiyi becerdik. Bu gemi gitti. Çocuklar gemiyle beraber kim bilir nereye gitti. Çocuklar da gemiyle. Onların hikayesi, onların hikayesi öyle oldu yani. Böyle Huckleberry Finn işte yani. Onlar öksüz başladı, Micho bitirdi abi. Gerçekten öyle Huckleberry Finn hikayesi. Bir yerde bitecek o hikaye yani. Gitti o çocuklar o gemiyle. Tamam peki. Papaz efendiyi bir davet ediyorum. Yakalamışken, çünkü papaz efendi iyi. Evet, o arkadaşa bir sevgi sunalım. Sevgiler, saygılar papaz efendi. Öbür gemi gelene kadar. Papaz efendi tamam. Bir gemi, bir papaz, bir defne yaprağı, bir domates, bir biber, bir defne yaprağı. Ne alacağım buraya? Gold alacağım herhalde değil mi Umut? Abi... Gold iyi ya. Gold iyi. Soyguna devam. Abi soyguna devam. Şuraya bir gel bakayım. Nereden yapılıyor iş? Buradan mı yapılıyor? Scout. Selam. O zaman burayı scout ne yapalım? Şuradan gir. Abi bir estate daha buldum. Umut. Yani burası böyle... Yorumsuzum abi, sana karşı ne diyeceğimi anlarım, bilmiyorum. Anlarım. Malikaneden, zengin işinden anlarım. Yalıların sen ortası. Sen rezidans bölgede takılan bir hırsızsın demek ki. Ben hırsız değilim. Ben hırsız değilim. Ben siyasetçiyim. Rezidanslarda geziyorum işte yani. Kelimeleri okay. Karıştı mı? Nerede gemi? Yok gemi. Peki. Gemi gelmedi. Ben bir şey almalıyım. İçimden bir şey almak geliyor. Abi... Art kritik mi? Öbürü abi mü? Art kritik, eğer ne yapacağımı bilmiyorum dediğin yerde art kritik eğer önünde bir tane varsa parasını çıkarıyor. Lamplighter 3. turdan itibaren parasını çıkarıyor. Evet ama şu anda galiba başka lantern de bulamıyorum ve çocuk ucuz basamıyorum. Ben Lamplighter şey için düşünüyorum. Sahiden pasif lantern gelirine ihtiyacım var gibi geliyor. Evet. Yani şöyle bir şey oluyor yaşayacağım. Bu kadar estate varken insanın önünde başka bir şey yapası gelmiyor insanın. O zaman abanayım estate'lere deyip başka yerden alacağım parayı oradan alayım diyorsun. Derdim çünkü... şu bak, derdim şu. Çocukları gemiye koymak zorunda olacağım. İşte az sonra yeni gemi gelecek. Resource yok. Abi geminin her gemi gelen tur 8 gold harcıyoruz biz. 8 niye? 3-3-4. Gemiyi doldurup üstüne bir tane bomba atıyoruz. O 8'den fazla eder abi. 3-3-4. 10 gold harcıyorsun. Ay şey dur, bizde orphanage yok mu? Yok pardon. İşte derdim o zaten. Orphanage yok. E tamam 10 gold. Mütemadiyen 2 turda bir 10 gold yakalamak istiyoruz biz. Öyle bir gelirimiz yok bizim abi? İşte gelir yapmak. Nereden yapacağız geliri? Estate soyarak. Yani şu an mansion çıktı önümüze. Başka yerleri açacaksın ya.
Ben bilmiyorum. Estate'leri soyarken... Onu da yapamıyorsun ve biz mansion'a abanacağız gibi geliyor bana o yüzden. Mansion ne demek? Artı da jewelry'ye de tıklayacağız gibi geliyor. Estate şeyleri, evet. Onlara paramız yetmez. Lanternimiz yetmez. Safe cracker için orta tarafı expert scout'u falan basmak gerekiyor. Onu da yapamıyoruz. Safe cracker için o neye biz gerekiyor? Biz art kritik jewelry diye başlayacağız abi. Bence bas art kritik. Ben anlamadım. Safe cracker için ortayı tıklamak niye gerekiyor? E abi az action'la geçirdiği gold az kalıyor. Abi bizim şu anda art kritiğe gelene kadar bizim lantern production'ımızı güçlendirmemiz lazım. Yoksa... Abi art kritik önünde bir yer varsa yatırdığını geri ödüyor hemen. Girdiğin ilk art... Ama ondan sonra ne olacak? Ondan sonra ne olacak? Ondan sonraki turda da jewelry'yi alacağız bir şekilde. Yok alamadın abi, yok öyle bir lantern. Senin lantern gelirin yok. Çeritiye basarız, ne yapalım? Çeritiden alırız. Çeritiye tamam. Basacağız. Tamam, çeritiden alırız. Tamam, bu turun research'ünü o zaman art kritik yapıyorum gerçekten. Yani eğer bu kararı veriyorsak, biz mansion hırsızlığına gireceğiz kararını veriyorsak, önümüzdeki 3 turumuz belli demektir. Evet, baksana abi. Bunları soyacağız, ne yapalım? Yani bunlar açılır. Yani 3 tane açtın, yapacak da bir şey yok. Art kritiği aldım. Evet. Gengimizi de o şey mansion'lardan bufflayacağız demektir. Herhalde. Mansion'dan yiyeceğiz ekmeği yani. Böyle. Anlarım. Mansion'dan alırım. Mentor. Çocuk almıyorum, sabotör almıyorum. Evet. Peki. Yani çocuk bir tane alsam sokakta dursa ne olur? Aynı şey oluyor. Sonraki tur almakla bu tur almak arasında hiç fark olmuyor. İkinciyi alacaksan oluyor, Allah Allah. Olmuyor yine. Ha yok, doğru. İkinci yine doğru. Artı birle tamam. Geliyor. Yerde varsa da aynıydı. Tamam, almıyorum. Ne mansion çektim be. Biz gerçekten charity'den lantern toplamak zorundayız. 5 hit point. Gemi geldi. Bak, oranın tıkalı olması çok güzel değil mi? Yukarının gemiyi... Bribe aldı. Abi geminin yolu tıkandı ha. Yok yine bizim, yani şu an gengimiz orada durduğu için adama yol tıkalı. Niye bunu da, bu da tıkalı? Hayır işte bir orası bir de geng, çünkü adam için açık aslında, yani o kendi kırmızısı kendini bloklamıyor ya. Tabii de bu blokluyor. Ben de gengle gidip şu herifi dövsem, ben de burada kalırım, ben de burayı bloklarım. O köşeden o herifi döversen gengle, bir kim ya gengini ya bu herifi döverek geçmesi gerekiyor. Şöyle yapınca ben tıkamış oluyorum etrafı. Aynen öyle. Ben bunu yapıyorum. Yap lütfen. Ayrıca art soyacağım. Bu sana gold da verecek. Biz böyle köşeyi döneceğiz zaten. Tamam abi. Ve gold'a devam. Evet. Mansion guardlarını döverek gold kazanacağım ben yani. Şimdi adamın kırmızısını mı? Birazcık riske atıyoruz. Şu an karanlıkta da olsa bir adım ötesine kadar gelmiş durumda. Tamam eyvallah, ama bu gelir herif... bizi bulur, kafamıza vurur, öldürür mü? Bilmiyorum. Adamın genginin damage'ini hatırlamıyorum ama herhalde 3 olmuştur ya, en az. Gelince yani şu anda zaten daha iyi bir oyun yoktu yani gengle yapabileceğim. Hayır, şu an bir sonraki adım şeyi düşünüyoruz biz. Acaba bu tur paramızı taga yatırıp gengimizi 4'e çıkarmanın bize faydası var mıyı sorguluyorum. 2 tane tag gönderip genge. Burayı kapatacaksın öyle mi? Hatta gengi bufflamaya göndereceksin. Hayır, gengi eklemekten bahsediyorum. Bilemedim ama emin yani. Ben şurayı bir soyuyorum. Şurayı bir soyuyorum. Sen bir soy, evet. Lantern önemli burada. Bu lanternler ne şimdi, diğerleri ne zararlı? Bir dakika. Mesela oraya girebilir durumdayız. Atıyorum. Burayı scout etmek zor olacak ya. Senin bıçağın var mı? Var. Heh. Abi şu an diamond'ı unlock edip oraya da girip 4 gold, 5 gold da oradan alabiliyoruz. Olmuyor. Geldim scout. Ha, atak et diyorsun. Scout it zaten abi. Tamam doğru. Kapıdakini tamam. Dövüp unlock etmeye bakıyor. Gengimin level'ı gidiyor, gitsin boşver. Ben bunu dövdüm. Ben abi zengin sitelerini soymaya başladım. Benim bu şeyim o. Bunlar randomsa gerçekten. Unlock et abi şeyi. Yani sen oynadığında teknolojiyi aç. Lag mi var abi? Sen oynadığında burası bilemedim. Şey miydi? Böyle miydi? Yani bu kadar estate çıkmış mıydı, hatırlıyor musun?
Yok canım, çıkmadı. Tamam, o random o zaman. Tamam yani bu güzel. Ben, oyunun bu tarafı eminim güzel. Eminim ben random olduğunu onun. Get the jewelry upgrade. Tamam. Bu da böyleymiş abi. Zengin sitelerini soyarak oluyormuş. Şimdi çocukları ve sabotörü yolluyor. Sabotörü yollamıyor muyum işte? O riske giriyor muyum? Oy. Ne diyorsun? Sabotörü gemiye mi? Hmm. Sıka... Oo. Yok şu an öyle yapacağız. O biz orayı şeyle abi, hayır, yapacağız. Bu aldım, parayı aldık ya. Çocukları aldım ama gönderemiyorum. Ya abi iki tane sabotör basacağız bu tur. Biri scout edecek, öbürü trap edecek orayı. Aa, ikinci sabotöre gerek var mı gerçekten? Yolu tıkalı. Şöyle yaptık abi işte orada da. Biz 5 gold aldık ya bu diamond işinden bu tur. Onu buraya yatırdık ki o estate hemen refresh olsun. Hızlıca, abi onu demiyorum. Uzun ben vadede kâra geçerim. Ben şu anda ikinci sabotör almama gerek var mı onu anlayamıyorum. Var abi, şeyleri koruyacağız. Koruyacağız mı? Gelebilecek mi ki abi? Gelir abi, belli olmaz sağ solu. Yani bu tur koy, bir sonraki turu da koruyor o. Aa, lantern de ver. Or mu? Ana gemi her zaman şey vermiyor. Doğru, bir dahaki turu da koruyacak. İyi para harcadım ama iyi para geldi o yüzden. Aynen bu işte her tur böyle bir şeyler tutturup her iki turda bir o gemiden hit point şey almaya bakıyoruz biz. Victory point. Bir victory point daha bir yerden arada nereden, da, nereden bulunur? Şu anda yok zaten başka victory arada point. Arada da assassination falan. Lantern de yok. Bizim başka yol yok. Lantern production'ımız yok bizim abi. Bizim oyunun win condition'ımız gemiyle uzun olacak oyun. Bakalım. Gemilerde hain var. Uzun sürecek yani. Lantern de gelmiyor, para da gelmiyor. Belki estetlerden lantern leaves next turn. Bu girişti bize. Tamam, bunu bir gördük bunun şey olacağını. Kötü. Geminin hit point de verseymişiz hayatta kalabilirmişiz aslında ama hindsight öyle bir şey. Abi yol tıkandı. Yok yok, biz buna üzgün değiliz abi. Biz adamın gengini de biz yakaladık böylece. Neyle öldüreceksin? Gang tıkas ettik biz. Yeni gang alıp adamın gengini öldüreceksin. Aynen öyle. Peki. Önce sen. Aa, önce sen. Önce ben. Panik diye bağırdım burada. Lag de var, çok kötü. Çok üzülürdük yani. Evet, tekrar atak alıyoruz. Abi, atak mı, gold mu? Atak. Eviction abi. Bir seçenek, gold ne? Bir seçenek. Niye, şu an. Neyi evict edeceksin? Gemiye bizden önce girerse. Hayır, adam. Hayır, giremez. İki hiç tane. Yok öyle bir şey. Kimsenin benden önce girmesine izin vermiyorum. Tamam, o zaman ister gold'a bas, ister damage'a bas. Sanırım gold daha gold, iyi gold şu ya. An. Yukarıda iki tane adam var, gold. İkincisi gidecek. Doğru, ikincisi gidecek. Abi henüz gemi yok, ben etrafı soyayım. Şu anda scouting abi şu Strange için... Fellows'a adam evict edeceksek oradan. Çünkü adamın elinde o. Bir ucuza... Şey basıyor şu an, tag basıyor. Umurumuzda mı? Bir düşünelim. Ya bilmiyorum, değil gibi geliyor bana. Değilse Executioner's Tomb'ı aç abi, gir. Mesela. Hiçbir şey değilse. Burası mıdır şimdi söylediğin köşe? Doğru köşe. Yok, aşağıdaki farklı bir senaryoydu. Hani çıkmaz sokak vardı orada. Hayır, çıkmaz sokağı açtık. Çıkar. Burada bu. Evet, banka. Vallahi bankayı da çıt diye elin... Bulurum, anlarım. Yolluyorum çocuğu. Tamam, oraya. Gönder bankaya çocuk abi. Tabii. Çocuk... Yani bilmiyorum ki, çocuk bankaya çocuk çok pahalı bir yatırım ya. 3 round sürmüyor mu bu bankanın çocuğu döndürmesi? Abi 3 roundda parasını kazandırıyor, o arada işte, başka adam atarsak... 3 round çok. Burada ne yapıyorduk? Ne var sırada? Jewelry'yi aldık. Ben Expert Scout 3 lazım. Biz şu an şeye dönüyoruz abi. Biz şu an birazcık paraya dönüyoruz ki para kazanmaya başlarsak oyunu kazanıyoruz zaten. O uzun bir süreç. Paraya dönüyoruz. Yani bilemedim. Gerçekten bilemedim. Bu burayı ele geçirememedik. O başlangıçta burayı ele geçirememek güzel olmadı.
Şöyle bir seçeneğimiz var. Yukarıdaki bankaya şu an paraya basıp buradan atıyorum. Paraya basıp buradan charity'ye. Çocuk alıp. Ki zaten başka bir şey de basamıyoruz. Charity'ye basıp iki tane daha çocuk gönderiyoruz. Alamayız bankaya. Alamayız. 8 olur. 9 lazım. Bizim action'ımız yok hiç. Action'ım yok. Oo. Tamam sen paraya bas abi yine. Ya da lanterne basıp kazanacağımız bir şey var mı? Var. Lantern üretemiyor olmamızın karşılığı. Bu oyun lantern üretemediğimiz bir oyun bizim. Çok ters sakat bir oyun bu yani. Şeyler gelecek şimdi. Mansion'lar. Evet. Oradan lantern bakalım gelecek. Ne gelecek. Bu biraz abi garip. Riskli bir karar veriyoruz şu an. Bizim bence önceliğimiz para ya hala. Hani sister açarsak çok güzel olur aslında. Abi nereye sister ama açıyorsun? Ama bir lantern eksik kalıyoruz. Charity'den para dilenelim diyorsun öyle mi? Yani şu an charity'den para mı lantern mi düşünüyoruz? Bak lantern alsak sonraki tur 4'e çıkacağız. Lantern düşünüyoruz bence abi. Çünkü lantern üretemiyoruz. Biz 4 para... lanterne ne alacaksın sonraki tur? Expert Scout alırım. Safecracker alıyorum mesela. Ama bunların sana faydası ne? Safecracker para. Safecracker uzun vadede para. Evet. Sen ne diyorsun? Bir sonraki tur gemi gelecek. Bir sonraki tur mansionlar açılacak. Benim kafamda bunlar var. Anladım. Çocuklara para gemi lazım. Gemi geleceği için para paraya lazım. İhtiyacımız olacak. Peki tamam makul. Gemi geleceği tur paraya ihtiyacımız olacak makul. Buyurun. O banka da güzel şey aslında yem yani adam gelip de o bankaya girip çıkartmaya çalışır onunla action harcarsa seviniriz. Aha geldi sana lantern. Aa şey geldi. Action geldi. Onu öldüremeyiz de. Öldüremeyiz ama o öldürdü zaten. Of. O öldürür aynen. Tam biz de assassin gönderebiliriz sıkarsak diyecektim diyemedim. Teşekkür ederim. Gerçi parayı aldı ama. Orayı kırdı. Kendi de gelip girer oraya o zaman. Yes. Masterpiece'de Allah'a iyi lantern gitti. 3 hit point çokmuş. Abi bu tur bıçak açabilir miyiz acaba? Bakayım yok. Bizim öyle bir yetmiyor. Lanternimiz yok. Lanternleri abi. De o aldı. Şu yukarıdaki şeye gireceğiz o zaman. Burada çünkü ne oluyor? Adamın burada yengini ne oluyor öldürmenin abi? Yolu yok. Neye gireceksin? Mansion'a. Bunlara mı diyorsun? Yok yok ben şey estate'e diyorum yani. Şu estate'e gideceğiz diyorsun. Yok abicim hemen önümüzdeki The Graves'e. Abi bu herifi öldürmeye çalışıyorum ama. Bak şu an elimizde 2 damage var. Ben şeyi almaya çalışıyorum. O herifi öldürmenin... Bunu almaya çalışıyorum. İşte o herifi öldürmenin tek yolu... Sağa sola random yerlere girip acaba bir lantern çıkar mı? Yok çıkmaz abi. Demek. Çıkmaz öyle bir şey. Yok, yani öyle bir zar yok. Yani. Öyle bir zar yok. Onun şimdi... için bizim yapabileceğimiz tek şey bir saniye düşünelim. Gengi kaybedeceğiz. Abi yok şu an zaten bizim o yolu da açmamız lazım. Doğru. Bir saniye bir düşünelim doğru. Gerçekten şu an ne yapacağımızı. Şuradan scout edeceğiz. Yukarıdaki adamı öldürmek. Gengle bunu öldüreceğiz. 3 action. O 3 action. Birisi gengin action'ı. Biri gengin action olmak üzere 3 action. Sonra aman ben o gittim. Değil. Tamam bir şey yapmıyorum abi. Çok lag var. Bayağı lag var. Anlamadım ne biçim oluyor. Buraya geldim 1. Adama geldim. Scout ettim 2. Gengle gidip adamı öldürdüm. 3 gengin action'ı. Ben action'ımla buraya girdim. Çocukları yolladım. Başka sabotör, şey yapamıyoruz abi. Sabotör alamadım abi. Ha dövünce aldım galiba. Dövünce alıyoruz sabatörü de bir yandan da bu estate'i de adama bırakıyoruz. Ya bir de bundan sonraki gemiyi alamayız artık. Bu oyun olmadı yani. Yo belli olmaz. Ya çok zayıf kalmış belli durumdayız. Olmaz. Bu yüzden. Bu yüzden zayıf kalıyoruz. Research yapamadığımız için. Başka şimdi yolu bizim, yok. Şu anda bunu yapacağız. Bizim mantığımız... 3 tane mansion dedik. Mansion'ları kullanamadık. Şu an ondan zora düşüyoruz.
Bizim bir sonraki gemiyi almak gibi bir şartımız da yok. Bir yerlerden bir tane church bulsaydık oyunu kazanıyorduk öyle. Neyse artık olmadı o. Bakalım hayır hala arayabiliriz de nereden bileyim. Dolu abi yol. Şimdi orada, adam bir sonraki tur. Dolu buralara bir şey arayamazsın. Tıklım tık şurası. Abi iki action'a dağ dolu falan açarız hala yani. Eğer ona karar verirsek diyorum. Bence bu gemiyi... Mills öyle olmadığını biliyoruz. Bence bir düşünelim abi bir bence saniye. Bence biz bu gemiye adamın gidelim. Adamın 6 tane lanterni var. Bir sonraki tur bir blackmail daha alabiliyor demektir bu. Yani 3 victory point'e geçiyor bir sonraki tur. O yüzden biz gemiyi zaten kaybedemeyiz. Mecburen yapacağız yukarıdan gitmeceli. Ama ondan sonra bir dahaki gemiyi adama... alamayabiliriz yani. Başka... Abi işte bir sonraki gemiyi almamıza gerek i̇şte de kalmayabilir. Başka bir yerlerden, bir oynayalım burayı. Başka bir yerlerden victory point bulmaya çalışmamız lazım. Evet. Yani şey gelecek, assassin target gelecek. Biz de assassin sisters'ı açabilirsek o arada kazanırız. Mesela. Adam bu estate'e girerse Graves'e gengi önümüzde kalır. Onu yavaşlatabiliriz o şekilde. Bu bıçağı biz mi saplasaydık diyecektim de yok o zaman içeriye giremiyoruz. Yok scout için yaptım. Atak diyorum. Abi gold mu desem bence atak mı bir bilemedim bir saniye. Adamın Elf'in kaç hit point'i vardı adamın genginin? Öldüremiyorduk belli ki. Demek ki en az 3. 3 galiba. 3 desek. 4 olabilir. Bizim artı 1 almamız hala gen ama çok gengi öldürmek de o kadar kazandırmıyor. Assassination şurada... target gelse o artı önemli. 1 ile onu da öldüremiyoruz. En fazla 4 vurabiliyoruz. Abi, Assassination var. Target en az 5 ile gelecek. Umut burası var. Buraya da adam öldürmemiz lazım bizim. Başka türlü gerçi gold'a da ihtiyacımız yok. Yok be abi. Sen bilirsin bence burada bilmeden basacağız hangisine evet. Basarsak. Random gold basın. Olabilir. Bence bu tur gengimizi kaybederiz zaten mantıklı bir de olan. O var. Bir de o var. Gold. Bir de o taraf ama var. Ama adama iki option veriyoruz. Ya estate'e giremeyeceksin ya gengimizi vuramayacaksın diyoruz adama. Şu anda çocuk yollayamıyorum değil mi buraya ben? Yolluyorsun. Scout etmeden. Hayır scout edip yolluyorsun tamam. Evet. Oradan Burger'dan da geliyor para. Değil mi? Geliyor. İki para da oradan geliyor. Tamam. Gemiye girmişken soy tabii abi. Yani. O kadar elindeymişken niye soymayasın canım gemiyi? Gönder öbür çocuğu da. Bir de bombalayalım orayı. Üçüncü victory point. Dördüncü olacak bizim. Dördüncü victory point. Biz bir victory point'imiz kalıyor. Ama o bir dahaki gemi olamayabilir işte. Belli olmaz be abi olur bence. Bu tur nasıl çıktıysa o tur da çıkar. Değil mi? Çocuğu veren Allah rızkını da verir diyor. O da doğru. O da şimdi doğru. Şeyi düşünüyorum ben aslında. Burada brewing açıp taglara mı başlıyoruz acaba? O da bir fikir abi. Bak şimdi brewing'den bedava tag gelmesi bizim gengimizi koruyur mu koruyamaz. Koruyamaz. Korur. Ha, gengi korutmaya adamın çalışmıyor değil mi? Geng orayı kapatıyor. Adamın genginin bir hata var. Korur. Aa. Şurayı nereye tıkamam lazım? Burayı tıkarsam adamın gengi benim gengimi öldüremiyor şu anda. Abi şöyle bir şey oluyor bak. Bizim gengimizi öldürürse bizim gengimiz şu an 3 gold veriyor değil mi? Artısı hı hı. O. Hit point yani level up'ı o. Vurursa 3 gold verecek. Eğer gengimizi korursak bize kazancı bir sonraki tur 3 gold. Hı hı. Bir de demişler. Eğer gengimizi öldürürse atayla biz 3 golda yeni geng alıp 1 gold kazanırsak yani 2 gold eksik kazanarak adamın turunu harcamış oluyoruz 3 golda. Bence makul. Gelsin. Adam estate'e girmez de bize vurursa canımıza minnet bence. Evet genge vursun tercih ederim diyorsun makul diyorsun. Ben ederim şu an gerçekten. Peki o zaman tag'la nereyi koruyacaksın? Ben tag'ı şu aşağıya koyup yol kapatma yani adama action harcatmak kesin action harcatalım derdindeydim. Hani atıyorum hani gengi tag'a vursa kendi gelip gemiye infiltrate etmeye çalışsa bombayı yese pause olsa turu biterim.
Peki. Yapıyorum ya. Ya şuraya diyorsun değil mi? Takı koyalım. O bir seçenek. Kesin demiyorum. Bir seçenek. Düşünelim bence. Abi yani bence neyi düşünüyoruz ki? Var. Ne olacağını bilmiyoruz ki başka. Estate'e saldırmaya... Alternatifini düşüneceğiz adamı, abi. Adamı, tıklarsan bir upgrade'e. Adamı estate'e saldırmaya zorluyorsun şu anda. Bunu yani istiyor adama muyuz? Bir sürü... Yani ne yaparsa yapsın tur harcamasını zorlamaya çalışıyorum. Bunun alternatifi şu abi. Harcamayıp gold'a basıp bu turun sonunda 3 olacağız. Bir sonraki turda estate'e girmezse estate'e girip sister açarız. Ne yapacaksın? Sister'ı ne yapacaksın? Abi sister oyun kazandırıyor. Sana bedava gelen sister assassination target'ı öldürmen ve oyunu kazanman demek. Assassination target nerede? Çünkü bu tur nerede? Assassination target var orada 6 hit point'li. O orada kalmayabiliyor değil mi? Evet, o nereye giderse gitsin şu an 3 action'la önünü açabiliyorsun. O zaman bedava sister gelirse abi şöyle dedicated düşünmek lazım. O zaman şöyle diyoruz. Biz bu gemiden sonraki gemiye giremiyoruz. Biz o Snodgrass'ı öldürmeye çalışıyoruz şu anda. Yani işte onu da bir opsiyon olarak önümüze açmış oluyoruz. Bir karar vermemiz gerekiyor artık. Ve bu vereceğimiz kararı uygulamak gerekiyor ha. Gerekmiyor, karar vermemiz niye gereksin? Çünkü parayı arıyor ha. Kararı tur gelince vereceğiz. Sister'ın zaten ama yolu açık. Lanterni harcamama kararı var abi şu anda. O verdiğim karar o. Lantern... Aynen, tek kararımız o abi. Tamam. Tek o zaman kararımız o. Harcarsak bir daha bulamayız o lanterni biz. Harcama abi çocuğu adama lantern. O lantern kalsın. En kötüsü nereden lantern bulunur bilmiyorum da. Yani ne pismiş bu? Research yapamam. O zaman gold'a basıyorsun abi galiba. Ya da sister'ı kesin yapmak için bir sonraki tur lanterne basıyorsun. Bence lanterne basıyorum. Bas lanterne evet. Çünkü bir sonraki tur gemi yok zaten. Abi bir evet gemi yok, bir hedef koyduk. Şunu öldüreceğiz dedik. Bir dahaki target gemi değil assassin dedik madem. Ve, hayır, ve o bir yerlere gidebilir ama. Şey, estate'i alırsak zaten olur. Estate'i alamadığımızı varsayıyorum şu anda. Ben bu adam evet. Estate'i soyacak diye düşünüyorum. Bakalım. Şu an bu adam gidip onu assassinate ederse bir sonraki tur kazanamıyoruz. Çok kötü olur. Yani çok da kötü olmaz ama oraya gitmiş olur, enerjisini ona harcamış olur. 3'e çıkar, hadi zorlasa 4'e çıkar. Biz yine kazanırız bu oyunu bir sonraki gemiyle bu sefer. Ne yaptı o? Alakası bir iş yaptı. O, oradaki estate'e giriyor. Tamam o zaman olur. Bir sıkıntı yok. Yavaş oynadı tamam. Yani. Bizim korktu. Öyle olursun. Korktuğumuz hop kadar bitti. Şey olmadı. Korktuğumuz kadar. GG. Oo yok GG falan değilmiş. Tamam parasını bastırdı. Olsun. 0-0. Canımıza minnet. Canımıza minnet değil canım. Bok gibi para harcadık o işe. O abi o yani işte canımıza minnet. Hayvan şey. Gibi para harcadı o. Başka bir şey yapmamış oldu. Bu herifi 3 hit point'e çıkarttı o kötü. 3 action kaybetti. Tabii. 8 gold harcadı. Abi eyvallah. Ama biz oyunu kazanıyorduk kazanamadık. Kazanırız abi. Bu gidiyor değil mi? Bu round ben buraya 2 tane çocuk koyacağım ve 1 sabotör koyacağım. Bu bana 9 gold ister. O kendiliğinden gitmiyor abi. Oraya 2 çocuk koyup bir tur bırakabilirsen gidiyor. Doğru. Yine aynı şeyi yapacağım abi ben. Aynen öyle. Graves'i soyacağım. Tövüp soyacağım. Bu dövmeden soymadan gelen parayla 2 çocuk 1 sabotör koyacağım. Para kalırsa... Bir dakika. Ne? Bir dakika niye Graves'i soyuyoruz? Bir dakika. Biz şu an 2 action... Yani biz şu an gidip o assassination'ı öldürüp... Oradan kazandığınız parayla buraya 2 çocuk bir bombacı koyuyoruz. Assassination nerede abi? Nereye gidiyorsun oraya? Burada abi. Çocuk şey sister 5. Sister'ı alabiliyorum değil mi? Bunu öldürüp evet. Deniyorum. En evet. Makulü bu. En hızlı oyun bu. Onu gangle mi öldüreceğiz? Gangi orada yol bloklamıyor mu bırakacağız? Bir faydası var mı bize gangi oraya bırakmanın? Yok ki. Öbür tarafı kaymadıktan sonra bir anlamı yok ki. Bence gangle öldür onu. Gang daha fazla para veriyor bize. Evet, bu sebeple gangle öldür makul yani. Yoksa yani yolu tıkayamıyoruz gemide. Paralarım ver. Kızım gel. Abi sen paraya devam et madem ölmedin. Assassin'in işin içinde artık assassin kullanıyoruz. Kızdan önce dur şu scout'u yap kızım. Benim kız. Selamun aleyküm. Sen kimsin oğlum? Nim. Sister hanım. Ah.
Contract complete. Paramız var mı? Var. Çocuk. Hello. What? Artık ama demin yaptığı şeyi bir kere daha yaparsa, yani bütün action'ları ve bütün para... Adam duruyor mu elinde? Duruyor değil mi? Yok, adam gitti elinden. Yapar dediğim, parasını bulursa yapar. Şu an 0 gol, 4 lanterne turuna başlayacak. İşte onu söylüyorum. Yapamaz. Gold, o yani. Adam kaç para ya? O adam bayağı pahalı bir adam değil mi? Evet. Ya o şey, jewelry falan çalarak yapmıştı onu. Bu tür çalacak jewelry de yok. Belki aşağıdakinden çıkar, onu çalar, 4 gelir. Ama parası yok. Bu adam Gengi kaç para? Para topluyor. Bu adam... Gengi bir vuruşta 3-4 alıyor. Değil mi? Benim bir action'ım daha var. Bilmiyorum ben bu action'da ne yapacağım. Scouting yapacağım herhalde. Yani ne yapacağım? Var mı yapılacak bir şey? Bir bakalım gerçekten. Graves'e giremiyoruz. Yok, Millstone'u falan scout etmek lazım. Dowdle'a gir abi. Dowdle'a ya da Passages'a. Dowdle'un neresi? Hemen şuraya yerler, gir. Hadi girdim. Church. Vallahi buluyordu. Bulur. E tamam, buradan da oyun kazanıyoruz biz bu saatten sonra. E işte onu diyordum. Church bulursam kazanırım diyordum. Güzel. Çocukları gemiye gösteremezsem papazlara gösterebilirim. Tamam. Aynen öyle. 3 çocuk aynı para. Ya gerçi gemiye 2 çocuk yetiyor. Yok, sabotör zorundayım. Papazlar hep daha ucuz. Evet. Papaz tapesi ucuza gidiyor. Peki. Hayır. Şey, hala 1 gold daha ucuz gemi de. Assassination contract diyor. Ya onunla da bitirebiliyoruz oyunu. 3 tane win condition'ımız var şu an. Ona nasıl ulaşıyoruz? Ona ulaşıyoruz evet. Lantern işine yaramaz. Sana para lazım kızım. Oradan buldun mu para? Ha, ona ulaşamıyoruz. Haklısın. 2 kere vurmak gerekiyor. Ha, ulaşıyoruz hala evet. Gengimizi öldürmezse. O parayı bulamadı abi. Tamam, bitti oyun. Ha, gengimizi öldürmezse güzel dedim. Bitmemiş olabilir oyun. Ha, gemi gidiyor şu an canım. İşte bitti orada... oyun. Ha, doğru. Gemi burant kalktı. E tamam. GG. Evet, Franny, nereden oynasan yeniliyorsun. Gördüğün gibi Franny, bizim kız senin kızı dövüyor. Cadı mı lan o? Maskeli balo. Maskeli balo. Bak bu şey mesela, orada hani sen bir ara şey dedin, yani bunu yapacağız bunu. Gerçekten oyun güzel yani, öyle bir şey hazırlayabiliyorsun ki kendine setup. Bir sonraki tur 3 tane ayrı win condition'ın olabiliyor. Evet. Ama işte... Genelde oyun... Upcoming 2 ya da 3 turu düşünüp fokus olunca ve mümkün olduğunca opsiyon düşünmeye çalıştıkça kazanıyorsun oyunu gibi geldi bana şu ana kadar. Ya tabii karşı tarafın ne yaparsa yapsın senin açık hamlen kalması lazım. Board game abi, gerçekten board game ve random olmadığı için. Random yok, hiç yok değil mi random? Random dediğin ise şeyler random. Map'ler random ki o az buz random değil tabi. O az buz random değil ama oyunun gameplay'inde hiç random olmadığı için ilginç. Tek randomlar şey de var. İşte bir hidden yerler açıldıkça hani nereden ne business çıkacak random. Bir de evlere girdiğinde 2 gold mu bir lantern mi alacaksın gibi bir zar var. O ne kadar ciddi bir zar onu ben anlamadım henüz. Ben de o ayarını bilmiyorum ama herhalde bir %20-80 gibi bir ayarı var onun herhalde. Lantern versus map random tabii çok önemli. Map random önemli. O random'ı okumak ve ona göre strateji kurmak da artık. Oyunu oynamak demek zaten yani. Ama şu ana kadar... 3 tane mansion açtın abi. Mansion'a girmeden oyun kazandın. Ya işte o kötü, o hoşuma gitmedi. Şimdi onu düşünüyordum ben de. 3 mansion açtığım halde mansion yapmadan oyun kazandıysam harita setup'ı demek ki çok da önemli değil. O zaman zaten orada bir zayıflık var. Yok ama biz haritayı yine kullandık abi, öyle düşünme. Biz haritayı gördük. Bu işin böyle olacağını gördük. Gidersek mansion'a gideceğiz dedik ve ona göre oynadık. Bize o görevde verdiği şey bir gemiydi. Gemiyi dominate edeceğiz o zaman. Yapacak başka bir şey yok dedik. Mansion'ı kullanmak... Biz her tur 10 para bulup gemi dominate etmeyi oynadık. Her iki turda bir. Öyle yaptık zaten. Mansion'ları kullanmak fazla pahalı.
Öyle hissediyorum. Evet, Mansion'a gitmek uzun game, long game işi gerçekten. Ve bence değmiyor gibi geldi. Mansion yani hem pahalı hem uzun sürüyor. Bir banka, bir church kadar güçlü değil yani Mansion. Göreve göre. Bu görevde gerçekten Mansion'ın en değersiz olduğu görevdi bence. Eve 3 tane Mansion çıktı önümüze yani. Evet, win condition'ı almak 2... Yani win condition 9 golda geldiği için... Win condition çok ucuza yapılan, parayla yapılan. 10 çok, golda, evet. Çok az research ile çok fazla parayla yapılan bir şeydi. Dolayısıyla da Mansion pahalı kaldı. Ama mesela ya, gold'la yetmeyen, çok çok research isteyen bir şeyde sanatlı mansion'lar daha fazla olabilirdi yani. Bu haritayı insana karşı oynasaydın çok daha farklı olurdu herhalde o mansion'lar. Zaten biraz işte, da yaya karşı zaten işte evet abi insan yani öyle düşünülmüş. Bu oyun iki kişilik board game diye düşünülmüş. Hep öyle düşünülmüş yani. Parti varmış yani ben abi. Ben karşında olsam öyle rahat rahat onları hareketleri yapamazdım. Tabii canım. Mesela, değil mi? Tabii. Karşında insan olması başka türlü olur. Eğer oyunu anlamış bir insansa. Maskeli balı diyor Umut. Diyor. Bizi de diyor. Davet etmemiş. Terbiyesiz karı. Biz kendimizi davet edelim o zaman. Bence de.